Bakın şu an dünyanın merkezindeyiz. Diyecekler ki nasıl hocam? İşte bu kripto bilgi de metafizik istihbaratta onlar bu kapıya yıldızları yer yapan kapı diyorlar. O kapı buzdağının gözükmeyen kısmında. Evet. Yani yerin altındaki bölümlerde. Hocam en önemli şey yani bunun anahtarı nerede? 2023 yeni yıl hediyesi Jimas Mobile App'ten. 31 Aralık tarihine kadar satın alım yapanlardan 5 kişiye iPhone 12 Pro Max hediye. Üstelik 149 TL. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Yine sahadan, bizzat olması gereken yerden, anlatacağımız yerden, Ayasofya'nın önünden, Ayasofya Camii'nin önünden sizlere sesleneceğiz. Kiminle? Yine her zamanki gibi değerli büyüğümüz, hocamız İsmail Ernur Yılmaz hocamla beraber sizlere Ayasofya ile alakalı çok çok önemli bilgileri aktarmaya çalışacağız. Daha önce çektiğimiz bir Ayasofya videosu vardı kanalımızda. Hatırlarsanız ezberleri bozan bir açıklama olmuştu. İsmail Ernur Yılmaz hocam orada demişti ki Ayasofya'nın altında boyut kapılarından bahsetmiştik ki çok önemli. Bugün yine onu biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Hocamla beraber inşallah yayınımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş hocam Ayasofya bizim için çok çok kıymetli. Aslında herkes için ayrı bir kıymeti var. Hem manevi kıymeti var. Hem maddi yani zahiri ve batini kıymeti olan bir yer. Ayasofya için neler söyleyebiliriz? Bugün ne diyeceğiz? Buyurun hocam. İnşallah. Yalnız Ayasofya'ya geçmeden evet, biraz sesli hocam. Ancak Ayasofya'ya geçmeden evvel, evvel Dikiltaş'ta bir çekim yapmıştık ya. Evet hocam. Orada anlatamadım. Evet. Çünkü bu bir nimettir. Sayın Politak izleyicileri de bu nimetten faydalansın istiyorum. İnşallah hocam. Nedir bu da? Hani orada güneşin bazı kudretinden bahsetmiştik. Evet. Dikiltaş'ın bazı fonksiyonlarından, işlevlerinden bahsetmiştik. Dikiltaş, evet güneşteki bir enerjiye noktasına odaklanıp oradan bir enerji çekiyor. Bunu nasıl yapıyor? Evet sevgili dostlar, ezan-ı Muhammed okundu. Bir ara verdik. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam buyurun. Şimdi anlatıyorduk ya, evet. Güneşten bahsettik. Güneşin sırlarından. Dikiltaş'ın görevlerinden. Evet. Bir de olayın ilahi boyutu var. Evet hocam. Yani Cenab-ı Rabbil Alemin'in güneşin karnında yazılı 8 ismi vardır. Yani Allahu Teala 8 ismini güneşin karnına yazmıştır. Evet hocam. Bunun bir dairesel şekildedir bu. Orta noktası Dikiltaş'ın o enerjiyi çektiği noktadır. Yani 8 ismin oluşturduğu bir daire var. O dairenin orta noktasına çıkan. Merkez noktasından çıkan değil mi evet, hocam? Asıl enerji. Dikiltaş çekiyor. Evet. Görevini yapıyor. Evet hocam. Şimdi peki bu 8 isim nedir? Bunu buradan maalesef söyleyemiyoruz. Ama şunu söylemeye müsaademiz var. Evet. Muhammed Sıddık Faruki'nin O Böyle Dua Ederdi diye bir kitabı var. Evet. Sanıyorum Nun Yayıncılık bu kitabı neşredi Türkçe'ye çevirmişti. Halen baskısı var mı bilmiyorum ama ben 20 sene önce okumuştum o kitabı. O kitapta bu 8 isim bir duada geçiyor. Oradaki dualar zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı dualar. O zaman merak edenler bulabilirse o kitabı alsınlar. Bulabilirlerse eğer ki o isimleri tespit edebilirlerse çünkü açık değil yani bunlar bu güneşin karnına yazan isimler canım, yazmıyor. Yani, evet. Ama eğer bulabilirlerse o isimlerle bu beldede Ayasofya'da olur, evet. Sultanahmet Camii'nde olur veya Dikiltaş yakınlarında olur. O duayla yani o duayı o isimlerle dua ederlerse İnşallah kabule şayan olacağına inanıyorum. Ama İnşallah. Eğer ki bulamıyorlarsa, çözemiyorlarsa o zaman o kitaptaki bütün duaları bir zahmet okurlarsa evet. Yine aynı niyet hasıl olur. Yalnız bu genel bir bilgidir. Belki birçok kardeşimiz de biliyordur ama Allah-u Teala buyuruyor ya ayakkabınızın kopan bağını bile bizden isteyin diyor. Ama istekte ölçü şu olmalı. Mümkün mertebe muhtaç olduğumuz şeyi istemeyiz Rabbimizden. Çünkü muhtaç olmadığımız şeyleri dilememiz muhtaç olduğumuz şeylerin elden gitmesine sebep olabilir. Çok çok önemli hocam. Ona dikkat etmek lazım. Madem ki özellikle İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz bakın böyle bir imkan var. Bu kadar bir yakınlık var. Gelsin o kitabı bulabilirlerse, duaları isimle tespit edebilirlerse edemeseler de o kitaptaki duaları Ayasofya'da bu meydanda, Dikiltaş'ın orada, Sultanahmet'te veya başka bir yakındaki yerde yaparlarsa inşallah kutlu güzel niyetlerinin husule geleceğine inanıyorum. İnşallah hocam. Yani zaten bulunduğumuz yer tesadüfi bir yer değil. Evet. Aslında şu anda da bir nevi dünyanın özellikle Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans zamanında da geçen merkezindeyiz. Bakın şu an dünyanın merkezindeyiz. Diyecekler ki nasıl hocam? Hemen çaprazımızda milyon taşı var. Çok çok önemli hocam biliyorsunuz. Evet. Eskiden dünyanın merkezi İstanbul. Yani böyle İngiltere'nin o zamanki gücünden faydalanarak yok Greenwich kasabası yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık, uydurma şeyler yok meridyen geçişi boyutu falan değil. Dünyanın merkezi burasıydı. Milyon taşı da burada. İstanbul'da zaten yaşayanların birçoğu da bunu biliyor. Bu da önemli.
Evet hocam, şimdi Ayasofya'ya dönecek olursak, şimdi evet. Ayasofya hakkında neler söyleyebiliriz? Daha önce boyut kapılarından bahsetmiştiniz. Evet, daha önceki sohbetimizin birinde evet. Ayasofya'nın altında bir boyut kapısından bahsetmiştik. Çok da dikkat çekmiş evet. hocam. Şimdi tabii ki bu bilgiyi metafizik istihbaratla sağlıyoruz. Evet, o çok önemli hocam. Yani bize gelen bilgiler, yani metafizik istihbarat o kapıya boyut kapısı demiyor. Evet. Yıldızları yer yapan kapı diyor. Şimdi yer ne oluyor? Yeryüzü. Yani diyor ki yıldızları yer yapan, yani burası gibi yapan yani. O çok önemli bir terim hocam. Yıldızları yer yapan kapı evet. aslında, boyut kapısı. Metafizik istihbaratta nasıl sizle beraber konuşuyoruz? Evet. Böyle bir diyalog çok mümkün olmuyor. Çünkü arada mühür var. Cenab-ı Allah evet. bazı kontrol noktaları kurmuş. O yüzden mana aleminden bize ulaşan metafizik bilgiler bir tercümeye gerektiriyor. Mesela diyor ki, örnek vermek gerekirse, kızılcık ağacı demek istiyor ya. Kızılcık ağacı diyemiyor. Kızıl ağaç kuşu diyor. Bunu metafizik istihbaratçı çözüyor. Yani bunu uyarlıyor. Evet. Deşifre ediyor. Hepsinde bir hani, sembol var, bir anlam var değil mi? Eskiden mesela meşhur Almanların bir enigma makinesi vardı. Evet. Şifrelemeyi kriptoladıkları. Evet. Hani bir nevi kripto bilgi geliyor. Kripto bilgi. İşte bu kripto bilgi de metafizik istihbaratta onlar bu kapıya yıldızları yer yapan kapı diyorlar. Yani evet. yıldızlar da burası gibi oluyor. Yani bir nevi geçiş olduğu için. Evet. Peki. Zaten burada değil mi hocam? Yani içeride. Evet, şu an içeriye giremiyoruz. Çok müthiş bir yoğunluk var. Yani bilmiyorum, Emre kardeşim alır mı şimdi, kamerayı gösterir mi? Şöyle bir geçebilir istiyorsa. Müthiş bir yoğunluk var sevgili dostlar. Yani sıraya girsek, sıra gelene kadar gün kapanırdı o şekilde. O yüzden bu yoğunluktan size buradan çekiyoruz. Ama tabii başka zaman inşallah içeriye de gireceğiz. İnşallah. İçeride de çok önemli yerler var. Evet hocam. Yani evet, o kapı buzdağının gözükmeyen kısmında. Evet. Yani yerin altındaki bölümlerde. Yerin altındaki bölümlerin zaten bir kısmı girilemiyor bile. Bir kısmı ancak özel izni olanlar girebiliyor. Kapının nerede olduğunu sorduğumuz zaman noktada evet. tarif etmediler. Sadece şunu söylediler. Gösterdiler de aşağı bölümlerde dairesel bir galeri. Varmış. Evet, oranın kapısı normal bildiğimiz kapı gibi. Hani bak, nasıl ki şurada bir kapı var, geçiyorsun içine. O dairesel galeriye böyle bir kapıdan giriliyor. Ama yani boyut kapısı o galeride. Ama kapı, yani izleyicilerimiz belki şey gibi bekliyor. Hani bu evimizdeki kapı gibi. Hayır, değil. Ay. O kapıdan içeri girebiliyorsa kişi, bir tabanda bir dairesel bölüm var. Tam da üstünde, yani karşılıklı. Evet. İki halka bir dairesel yani. Hocam. Evet, yani kapı silindirik evet. ama bir altta dairesel çember var. Tamam. Ve tam üstünde. Ve kapı anahtarla açılıyor. Hocam bu da çok önemli. Şimdi bu kapı çok güzel. Bir aşağıda dairesel evet. simge şey olarak silindir. Bir evet. de yukarıda oraya geliyorsunuz ama bir kapı kapıda bir anahtar lazım. Evet, kapıda bir anahtar. Hocam kapı, anahtar ne? Oraya gidelim olsun. Anahtar, izleyicilerimizin hani eski Mısır belgesi evet. izledilerse orada evet. bazı varlıklar ellerinde bir şey tutuyorlar. Yuvarlak başlı. Orta bir evet. çizgi var. Ank diyorlar sanırım. Evet. Ank veya anahtar işte evet. neyse. Anahtar Koray Bey ona benziyor. Ha. Ve anahtar bugün nerede? Şimdi can alacak o yani. Hocam en önemli şey yani bunun anahtarı nerede? Cenab-ı Allah o anahtarı da ülkemize, milletimize, devletimize lütfetmiş. Ya yine bu topraklarda bir sır daha var. Orada da söylemiştik evet. Dikili Taş'ta. Yani o taşların belki bazıları burada olabilir demiştik Türkiye topraklarında. Evet. Şimdi bir sır daha çıktı hocam. Anahtar Türkiye'de. Anahtar Türkiye'de. Şunu yine o da gayip. Acaba bizim bu 2200 yıllık derin devletimizin, üst aklımızın sır katipleri tarafından korunuyor mu diye de düşünmeden edemedim. Allahu alem. Evet. Anahtar Türkiye'de. Anahtar bir şeyin muhafazanın içinde şu anda. Anahtarın evet. kendisi 30 santimlik yaklaşık. 30-35 santimlik. 35 santim değil. Bir kutunun içerisinde. Kutu bir lahitin içerisinde. Lahitin üstünde bir cenaze var. Ve üstünde mermer kapalı. Yani şu anda kapalı bir ortamda. Allah Allah. Tabii. Metafizik olarak da ulaşılamıyor. Metafizik korumaya da alınmış. Hocam kapalı bir ortam derken lahit şu an yerin altında mı? Yoksa bir yerde böyle hani çıktı sergileniyor vesaire mi, açılmadı mı? Hayır, açılmadı. Yerin altında o zaman? Yani evet. Allah Allah. Hocam aklıma Tarsus kası geldi. Başka şeyler geldi. O kadar uzaklarda geldi. Onu düşünmüyorum. İstanbul. Ha, bakın ben de Mersinliyim. Yani ben sizi biraz zorluyorum evet. hocam yani bu konuda. Estağfurullah. Ben de Mersinliyim. Tarsus'u da çok seviyorum. Evet. Oradaki durumlar biraz daha farklı konular. Farklı. Belki bir gün konuşuruz Tarsus kasında. İnşallah konuşuruz. Hocam peki şimdi yani benim anladığım kadarıyla anahtar Türkiye'de. Evet. Anahtar bu Mersin'deki Tarsus kasıyla alakası var mı? Çünkü yok. Lahit'in içinde diyorsunuz. Evet. Mersin'de Bizans İmparatorluğu gömülü değil veya önemli evet. insanlar gömülü değil. Evet. Anahtar veya daha doğrusu anahtarın bulduğu lahit daha yakınlarda bir yerlerde. Ha, o zaman kapıyla yakın bir yerde diyelim. Kapıya da yakın evet. Evet, kapıya da yakın. Yani evet. daha ne diyeyim, kapı buradaysa demek ki anahtar da evet. İstanbul içinde. Allahu alem tabii evet. bu kadarını biliyoruz. Evet. Şimdi kapı peki nasıl çalışıyor? Az evvel Dikili Taş Meydanı'ndaydık. Hocam peki şimdi anahtar da burada diyorsunuz. Yani kapıya evet. yakın diyorsunuz. Kapıya yakın bir kapının yerlerde. Çalışma şekli nasıl hocam? Az evvel Dikili Taş'taydık ya. Evet. Dikili Taş'ın güneş enerjisini
dönüştüren, evet, indirgeyen, kullanılabilir hale getirebilen bir yapısı vardı. Evet, bir sırrı vardı. Güneşten geliyordu hocam. Evet, bir sırrı vardı. Yıldızları yer yapan kapının... Yani boyut kapısı. Evet, boyut kapısının gücü ise zamanın enerjisinden geliyor. Zaman neden? Çünkü biliyorsunuz gökyüzünde varlıklar, nesneler var, yıldızlar, evet, var, evet, gezegenler var, neyse. Işık yılı kavramı vardır. Evet, meşhur ışık yılı. Mesela örnek, yani misal olarak vermek gerekirse, diyelim ki şu an güneş bize doğru bakıyor. Evet. Eğer güneş dünyamıza 1000 ışık yılı uzaktaysa, biz güneşe baktığımız zaman onun 1000 yıl önceki halini görüyoruz. Hmm. Yani ışık o görüntü bize ulaştırıyor. Evet. Ama aradaki mesafe ışık yılıyla çarpıldığı zaman, bir örnek olarak verdik bunu. Tabii daha, evet, farklı bir orandır. 1000 yılsa biz onun 1000 yıl önceki halini görüyoruz. Yani evet, eski hali. Mesela neden astrologlar veya eski kahinler, dinimiz kahinliği yasaklamış. Tabii. Kahinler sana tasvip etmiyoruz. Gerek de yok. Böyle ama şey. Yıldızname var değil mi hocam? Yani var, bir astroloji ama, var. Evet, astroloji var. Neden gaybe müteallik bilgileri yıldızlardan alıyor, şimdi anladık mı? Çünkü, evet, burada yaşanmış, işlenmiş, olmuş, bitmiş olaylar orada şahit olurdu. Takıyüddin söylüyor hocam, yıldızları çözen dünyanın ilmini ve bilgisini çözerler. Evet. Takıyüddin. Yani hatırlar mısınız, bir hikaye anlatılır. Evet. İstanbul fetholunduğu zaman Ayasofya'nın dehlizlerinde Fatih'in askerleri işkence görmüş yaşlı bir papaz buluyorlar. Durumu Fatih'e bildiriyorlar. Fatih diyor, sana niye kıydılar, neden bunu yaptılar diyor. Papaz diyor ki, benim görevim gaybden haber vermekte. Kuşatma başladığı vakit imparator beni çağırdı ve durumu öğrenmemi istedi. Evet. Akıbet ne olacak? Ne gözüküyor? Ben de öğrendim ki diyor, bu son kuşatma fetih gerçekleşecek, İstanbul Türklerin eline geçecek. Evet. Bu cevabı çok sinirlendi, beni dövdürüp oraya attırdı diyor. Hatta Fatih'in, peki söyler misin, gün olur İstanbul bizden de çıkar mı diye sorduğu rivayet edilir o papaza. Evet. O da, kesin bilmiyorum ama eğer ki topraklarınızı yabancılara satarsanız gün olur sizden de çıkabilir diyor. Bu niye anlattık? Allah Allah, bugüne çok ilginç bir ışık tuttu. Neden o kişi bu gaybe müteallik haberleri Ayasofya'nın altından veriyordu? Anladık mı şimdi? Neden yıldızlara ulaşmaları gerekiyordu? Anladık mı şimdi? Çünkü yıldızlar... Ayasofya'nın altından özellikle bu haberleri veriyordu yani. Orada, evet, yeri var değil mi? Heh. İşte kapı orada olduğu için yıldızlarla oradan iletişim kuruyordu. Oradan dünyadaki, aradaki bakın enerji zamandan geliyor. Bir yıldızın enerjisi değil bu. Zamanın enerjisi. Farklı bir şey. Daha teknik bir konu. Evet. Ama Ayasofya yıllarca bu amaçla da kullanıldı. Özellikle alt kısmı. Yani hem yapıldığı yer tesadüf değil. Tabii ki. Hem enerji hatlarının içinde. Bakın Ayasofya'nın hakikaten, benim de yazım var, okudunuz hocam, evet, herhalde. Evet, çok güzeldi. Önce Vatan Gazetesi'nde yazmıştım geçenlerde. Ayasofya ve manevi enerji hatları, manevi enerji merkezleri diye yer var. 3 tane altın noktalı ley hattından bahsedilir hocam. Bunlardan bir tanesi İstanbul, burada Ayasofya. Bir tanesi Kudüs, Mescid-i Aksa. Bir tanesi de hocam Roma'dan bahsediyorlar. Roma'daki yer arasında ihtilaflar var. Biri San Pietro Meydanı'nın olduğu yer, Vatikan'ın olduğu yer diyor. Bir tanesi de Sistine Şapali, yani o meşhur papanın seçildiği şeyler var ya, biliyorsun hocam. Evet. Sistine Şapali'nin de olduğu söyleniyor. Dünyanın 3 önemli altın noktalı ley hattı. Yani Roma, İstanbul, Kudüs. Bakın 3 hat. Hatta Kudüs ile İstanbul için derler ki, batıni manada suyun suya benzediği gibi birbirine benzer söyler. İkisi de sırlarla dolu. Sırlarla dolu. Bir de şöyle bir anekdot daha söyleyelim. Biliyorsunuz hani bir meşhur Konstantini hadisi var. Evet. Konstantini elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel asker. Evet. İnşallah bir sır daha ortaya atalım. Gerçi bu bilinen bir şey de, sır değil artık. Evet. Daha önceki İslam büyükleri bunu izah etmişler. İki tane Konstantiniye var. Evet hocam. Birisi şu an içinde bulunduğumuz. İçinde bulunduğumuz burası Konstantiniye. İstanbul. Evet. Özellikle Yeditepe üzerine kurulması. Evet. Dünyada Yeditepe üzerine kurulu bir şehir daha var. Yine bahsettiğiniz gibi ley hatlarıdır. Manevi enerji noktalarının yoğunlaştığı bir yer. Yoğunlaştığı yer. Evet. Neresi orası? Neresi hocam? Roma şehri. Roma. Evet. Roma'da Yeditepe, burası da Yeditepe. Evet. Konstantiniye zaten Batı Roma, Doğu Roma ayrıldığında, evet, yine aynı şekilde kalmıştı. O da aynen, çok önemli ve hocam. Zaten İstanbul fetholduğu zaman ecdadımız biliyorsunuz halka veya hanedan mensuplarına, Bizans soylarına yaşam hakkı tanındı. Dilerseniz burada yaşayabilirsiniz dedi. İsterseniz gidebilirsiniz dedi. Gitmeyi tercih edenler nereye gittiler? Roma'ya. Roma'ya gittiler. Evet. Eski Rim şehri. İki Konstantiniye olduğu için hadis iki fethi işaret ediyor. Birincisi fetholundu, diğeri hala fetholunmadı. Cennet mekanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın en büyük şeylerinden biriydi. Evet. İkinci hedefi Rim şehrini, Roma'yı fethetmekti ama ömrü vefa etmedi. Otranto'ya çıktı hocam. Otranto seferi var. Meşhur İtalya, evet, seferine giderken, yani o Gedik Ahmet Paşa kumandasında çizme var ya, böyle çizme, evet, gibi İtalya. Çizmenin çok ayağına çıkıyorlar. Otranto'yu fethediyor ama ömrü vefa etmiyor. Büyük Hakan'ın, Sultan'ın, Fatih Sultan Muhammed Han, öyle diyelim. Yani ömrü vefa etmiyor. Hakikaten de doğru. Çok çok önemli. Türklerin de kızıl elması olarak gösterilen yerdir Roma. Çok çok önemli. Bunun da altını çizmek lazım. Çok çok şey var ama şu boyut kapısı olayı hakikaten hocam, neydi yıldızların?
yıldızları yer yapan kapı. Yıldızları yer yapan kapı. Bunun bir de anahtarı var. Anahtar da yine aynı şekilde onunla hemen hemen yakın bir yerde anladığım kadarıyla. Evet. Ve o kapı şu anda aşağıda silindir gibi olan yerlerde işareti de var. Hocam direkt işaretini söyledi. İnşallah bir gün özel bir izin olursa belki gireriz. İnşallah. Yani bir böyle yerde silindir, bir de havada şöyle silindir gibi bir yani dairesel. Yani halka var. Halka dairesel. Yani halka. Ha. Hani meşhur Stargate filmi vardı ya. Evet. Orada halka dikiniydi, bunu dikini düşünmeyin. Yerde düşünün. Yerde. Ha, Stargate evet. filmindeki ha, ama farklı. Yani üst üste. İki tarafı evet. bir şöyle düşün. Bir altta var, bir üstte var. İkisi arasında açılıyor. Arasında açılıyor. Evet. Evet. Yani ben anladım hocam. Hı? Evet. Mutlaka bizi izleyenler de anlamıştır. İnşallah. O kapının da anahtarı diyorsunuz. Çok çok önemli. Bir lahit içinde gizleniyor. Evet. Eski Mısır'da da örnekleri var demiştiniz. Evet. Eski Mısır'da kullandığı Ankh sembolü aynı. Aynı. Hemen hemen aynı. Vallahi hocam ilk defa duyduğumuz bilgileri yine biz de sizlerden aldık. Politalk seyircilerine de buradan ayrıcalıklı olarak istifadelerine sunuyoruz. İnşallah daha da güzel bu anlamda istediğiniz, bakın talebe karşılık veriyoruz hocam. Size dediniz ki hocam sahadan yayın yapın. Bizzat işin mütfağına geldik, sahadan yayın yaptık. Efendim Dikili Taş'ta anlattık, sahadan yayın yaptık ki Dikili Taş yayını beni çok etkiledi hocam. Ayasofya'da geldik, bakın sahadan yayın yaptık. İstediğiniz, hocam bunu da konuşun, İsmail Ernur Yılmaz hocamla bunu da anlatın diyeceğiniz, dediğiniz bir olay, bir yer varsa inşallah hocam bizi kırmıyor, elimizden Allah razı olsun gönül adamı, elimizden geldiğince orayı da gidip bizzat yerinde çekeceğiz, anlatacağız. Siz takipçilerimizin isteğine de bu anlamda uymaya çalışıyoruz sevgili İnşallah. Dostlar. Bunu da belirtelim. Hocam ağzınıza sağlık. Son söylemek evet. istediğiniz bir şey var mı? Madem ki fethedilecek bir Konstantiniyye daha var. Zaten hadiste La ilahe illallah sözleriyle fethedileceği söyleniyor. Belki harbe bile gerek olmayacak. İnşallah o fetih izleyicilerle beraber hepimize nasip olsun. İnşallah hocam. Zaten Papa da istifa mektubunu yazmış. Büyük bir ihtimal onun da bir kehanet demeyelim de işte rivayeti vardı. Bu Papa yani 1. Francis istifa mektubundan sonra gelecek olan Papa son Papa olduğu söyleniyor. Son İnşallah. Papa olacağı söyleniyor. Bunu da buradan şimdi aklıma geldi söylemek istedim. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin sevgili dostlar. Hoşçakalın. Engin amca Jimas Mobile App yeni yıl hediyesi veriyor. Ama ne veriyorsunuz? Bu sene Jimas Mobile App yeni yılı ilk defa yaşayacağı için kullanıcılarını unutmadı ve 5 adet iPhone 12 Pro Max hediye ediyoruz Türker Bey. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlarımızdan ricamız Google Play Store ve Apple Store'dan mobil uygulamayı indirip satın almaları yeterli, otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacaklar. Peki fiyatı nedir? Nasıl şartlarda alacaklar bunu? Yani kaç lira? Efendim bu sene bizden bir rica oldu. Mobil App'in fiyatını ucuzlatın dediler. Biz de 1 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında 149 lira artı KDV'ye uygulamayı indirdik ve satın alım yapanlar otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacak Türker Bey. Engin Avcı kazananları nasıl duyuracaksın? Biliyorsunuz biz Instagram adresleri kullanıyoruz. Engin Avcı official adresinden kazananları yeni yıl ertesinde duyuracağız Türker Bey.